Takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe-Yukatel-Denizli spor maçının tartışmalı pozisyonlarını ele alıyorduk. Şimdi e, geldik karşılaşmadaki dördüncü pozisyonumuza. Şöyle bir bakıyorum. 1-2-3-4. Evet. Hemen e, devam edelim arkadaşlar. Dördüncü pozisyonumuzu ekrana da yansıtabiliyor muyuz bu arada çocuklar? Bilgi notu olarak hangi pozisyon olduğunu. Tamam. E, Fenerbahçe ikinci yarıda. Bir gol buldu. Ee, uzak direkte. Yalnız o da Serdar değil mi? Yanılmıyorum Gürcan. Serdar tabii. O, evet. yakın, evet, o evet. sayılmayan gol atan. Evet. 1 Bir birken maç. 50-51. dakika falandı. Ee, şimdi burada... Bu pozisyon en çok tartışılan pozisyon. Yani hakemin işareti burada... Ee, faul verdi. Faul abi. Vedat Muriç'in faul yaptığına ilişkin evet. anladığım evet, kadarıyla. Evet. Vedat Muriç faul yapıyor mu yapmıyor mu? Buradaki bütün mesele bu. Yani ne diyorsunuz Zeki? Yani Vedat Muriç Orada e, Denizli sporlu oyuncuya faal yapmasa Denizli sporlu oyuncu gelen ortaya kafa vurabilir mi onu tartışmak lazım. Şu, şu Ozan'ın pozisyonu Pasif alanda var. bir o, faal var. Bence pozisyonun içinde değil. Vedat Mürit de pozisyonun içinde değil. Denizli sporlu oyuncu arkadaki e, Serdar'ın olduğu yere geliyor. Ya da şöyle Top. söyleyelim. Mesela bilemiyorum. Oza, Ozan orada bir de konuşuluyor, eline çarptı diye bir Ozan'ın bir bakabilir miyiz? Sanki o, eline çarpmıyor. O, onu ya, vermiyor ama. Onu vermiyor Hocanın onu vermiyor durduğu vermiyor zaten yer değil mi? Yani yok. E, yok eline çarptı falan deniliyor. Yok hocanın yok. durduğu, bak, gösterdiği yer, verdiği bu, karar için faulü oraya evet. gidiyor zaten. Ve işaretini öyle yapıyor. Şimdi Vedat'a veriyor. Vedat kime faul yapıyor? Mustafa Yumlu'ya. Yok evet. değil mi? Kim o? Yani yumlu. Mustafa Yumlu değil mi? Yumlu, yumlu, yumlu Zeki mi? Yumlu. Hayır hayır Yumlu. Mustafa Zeki değil yumlu. canım. Zeki şey de geride. Bak dün böyle bir pozisyon oldu değerlendirdik. Atiba'nın pozisyonu. Hı hı. Mesela e, yani bundan farklıydı ama. Yok bundan Şimdi, farklıydı. Bunların evet. ikisinden farklı. Hayır dün, dün burada omzundan geliyor. El, eline zaten Ordu. çarpsa zaten orada. Yani orada top zaten düşer. Ölür orada top yani aşağı doğru düşmesi gerek. Ozan bir kere ile kontrol etme omzuyla. Yani bu pozisyonda da ben Vedat'ın yani Mustafa'nın bu darbeyle düşeceğini zannetmiyorum. Hani dengesini bozacak, foul yapacak. Bir de arkaya top gidiyor. Serdar gol atıyor. Bu nizami bir gol. Diyorsunuz. Evet. Peki ben burada Gürcan senin de fikrini alayım. Hocama bir şey, soruyla yönelteceğim Re çünkü. Yani Real şöyle bekleme yapayım. Katılıyorum söylediklerine. Penaltı, tam, on, penaltı tam, tam tersi şey. olsa pe, penaltı verir mi? Ben de onu soracaktım, evet. Yani yani e, bu pozisyona e, Vedat Muriç savunmacı olsa, Mustafa Yumlu hücumcu olsa penaltı verir mi? Penaltı miyiz? verir miydi? Yani şey ya da verse ne deriz? Ne, ne derdik? İkincisi şeyi bırak, e, Kayser, Galasya Kayseri maçını hatırlıyor musunuz? Donk, Donk'la bir Kayseri'li bir oyuncunun çıkatımlar şimdi. Devam dedi. Mesela Erman Hoca da haklı dedi orada ben e, şey Don geldi vurdu ya ceza alanına girir girerken hı hı. şimdi o pozisyona yani o mücadeleye devam bir hakem o karardı yani o futbol görüşünde olan bir hakem zorba küçük şu pozisyona nasıl pole verirsin yani yani sen burada zaten kendisi şey, de... verdi sonra var ne gördün dedi ben faal gördüm dedi büyük ihtimalle Var, var orada karışamıyor. Var artık karışmaz çünkü kendisi vermiş. Var, çünkü şey orada. Ben müdahale bana göre faul dediğim var karışamıyor. Çünkü müdahale var mı var. Protokolde evet. ne gördün diye soruyor. Faul gördüm deyince geçmiş olsun. Aynen. Bir şey söylemeye imkan yok. Evet, hocam biz gidiyor. bütün bu e, hocam fikir gidiyor. alışverişlerimizden sonra topu Erman Toroğlu'na bırakalım. Rajon'u kestirelim <laughs> Ben bu pozisyonlarda söylüyorum abi şey işte. Yani benim pozisyonlarda söyleyeceğim belli. Yani ben öyle bu pozisyonlarda öyle foul, penaltı diyen bir adam değilim. Peki. Öyle nazende iş değilim yani bu pozisyonda. Öyle dokununca gideceksin. Türkiye'de dokununca gidilmeye başlandı artık. Yani yumlu bu pozisyonda düşüyorsa maşallah. Yani ben o pozisyonda Türkiye'de futbolcular inanılmaz derecede bu topçu için demiyorum. Alay için diyorum. İnanılmaz futbol sahtekarlığına başladı. Abartı, Dün sen, abartıyorlar mı? Hocam? İnanılmaz ha. futbol Dün sahtekarlığına bunu. Dün de söyledin sen bunu. İnanılmaz futbol sahtekarlığına. İşte Atiba dağıt gidiyor. Öteki dağıt. Nereye gidiyorsun ya? Yumru. Aynen. aynen yüzde yüzde. Bu kadardan düşeceksen yürü çık git oynama abi. Mesela bak bu oynatan bir hakem üstelik. Erman abi. Bak Zorbay küçüğü bir de Erman Hoca da beğeniyor. Hep ben de dile getirdim. Tabii, Hatta yani söyleyeyim ikincilik, bugün B birkaç... ikincilik B, grubundan bir maçını Manisa Futbol Kulübü Samsun dedim. O yağmurlu havada seyrettim. Yani orada bile çok başarılı. Ama bugün bak. Kötüydü bu, bugün kötüydü. Yani, bak hı. bu golü vermedi nizam gol. Artı Ender. Yani Birçok foğlu de karıştırdı. Foğluk pozisyonu farkında mısın? Çok karıştırdı. Çok enteresan mesela kararlar verdi ikili mücadelelerde. Ama bu nizami bir gol. Fenerbahçe Maşallah dediğiniz maç, yaşamıyor maç. diyorsunuz yani. Tabii ben bir, ikili mücadelelerde evet. çok değişik kararlar verdiği fikrinde değilim. Maçın genelini kötü yönetmedi. İyi şeyler yaptı. Ama bu pozisyonu ben devam ettiririm. Maçın genelinde siz, Fenerbahçe siz lehine etkilim, çok tanıyorum. istenen şeyi vermedi. Tavır koydu. Türkiye'de çok hakem orada eğilir. Ben Fenerbahçe için söylemedim. İktatım Türkiye'de içinde. çok hakem o pozisyonlarda eğilir. İstanbul'da Fener Stadı'nda dik durabiliyorsan güzel bir olay. İki takıma da, benim söylediğim iki takıma da mesela çok enteresan kararlar verdi. Doğru kararlar da verdim. Ben verdim. aynı kanatta değilim. Doğru, doğru. Ama bir... bu pozisyonda bu, ben olsam bu... oynatarım, gol veririm. Bu pozisyon... Ve henüz ikinci yarının başı 53-54 değil mi? bu? 50. 50. dakika. 50. dakika, 51. dakika. İki bir öne geçiyor bir de 10 kişi. Yani en azından oyunun inisiyatifini Tabii, alıp inisiyatif. senaryoyu belirleme evet. şansı olacak. Daha moral motivasyonu da Bekleyecek yüksek olacak. Bekleyecekler ki bu kadar yüklenmeyecek, yorulmayacak, şey. eksik. Daha öne çıkacak, daha topla bir şey yapıp daha savunmada eksik kalacak bir denizli spor olacaktır. Dolayısıyla diyoruz ki burada ekipçe Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faal yok. Erman Toroğlu da böyle düşünecekse futbol oynamasınlar diyelim. Rüyan Karıcı da böyle bir pozisyonda yandı. Bugün gazeteleri diyor Beşiktaş hikaye bir pozisyondan kural ilerine gitti. Dün hakem Ankara gücünü yaktı. Ver sen abi Beşiktaş yensin yenmesin ver. Niye vermiyorsun? E şimdi böyle olunca da ne oluyor biliyor musunuz o zaman? İşte sinirleniyorsun. Evet profesyonelsin. Sinirlenmemen e, ve kontrol etmen lazım kendini. Ama bir şekilde e, futbolcu da sinirleniyor. Kartlar havada uçuşuyor. <laughs> Seyirci orada çileden çıkıyor, çok disese geliyor. Yani e, tabii ki Vedat Murici orada Mustafa Yumlu'ya foul yapıyor ama pozisyon Vedat Murici'ye gelmiyor ki. Yani dediğin gibi burada penaltı verir misin? Hiçbir hakem vermez. Çünkü pozisyon nerede yaşanıyor, golün olduğu yerde yaşanıyor. Yani kaleci bile dikkat et bak Denizlispor kalecisi bile golün olduğu yere odaklanmış. Hiç bakmıyor bile şeye. Mustafa Yumlu yere yıkılmış falan, elini kolunu hiçbir pozisyonun şey kaldırmıyor, pozisyon devam ediyor. Sen. Tabii o pozisyonun içinde değil, yani aktifte de bir pozisyon değil. Bak arkaya gidiyor top zaten. Hatta arkaya giderken Serdar Azizi de şöyle bir vücut şarjıyla uzaklaştırmaya çalışıyor rakibi. Denizli Spor Ya Çok direkt komik ya. hakikaten komik. Denizli spor Kalecisi de hiç itiraz etmiyor, direkt pozisyona odaklı. Hakikaten komik ve dedik ya işte 6 maçta 3 puan aldı diyoruz Fenerbahçe için. Evet. E, dördünde bu tip hakem kararları var. Ee, ben burada lig bak hakemler yüzünden kirleniyor. Kötüye doğru gidiyor bu iş dediğimde Fenerbahçe Kulübü beni spor savcılığına veriyordu. Biz orada onu anlatmaya çalıştık. Yalnız Trabzon üzerinden evet, düşündüler olayı. Söylüyorlar. Ya kazandıkları üçünün de. Evet, Onlar da tamam. sen söylüyorsun. Onlar da hiç konuşuyor ya <laughs> galiba. <gaybette>. Kazandıkları <laughs> bir genel. Hocam, hep kaybettikleri abi. olabilir ama bak. Ya kazandığınız yıllarca bu sene Hocam, kazandıkları hiç yok. Hep kaybettikleri. Biraz sonra geleceğiz. Trabzonspor Kulübü'nün açıklaması da öyle bir açıklama değil yani. İş nerelere kadar gidecek belki de? Belki de işte o yönetici, başkan yardımcısının. O açıklamada Ertuğrul hedeflenen yani orada bir hedef var. Orada tabii, bir işaret edilen bir yer var. var. Onu ben, konuşmak onu, lazım. Onun hikayesi de var. Birazdan yani iş nerelere gidiyor? Bakın 95 2005-2006 Cem Papil olayı. 2010-2011 Bülent Yıldırım olayı. Şimdi de 2019-2020 Halis Özkahya olayı. Kritik dönemlerde tak diye kafasına vurulan bir Trabzonspor ya da bu sezon Fener kafasına vurulan Fenerbahçe var. Ya bunları konuşunca vuruyor, ne konuşuyorsun de sen deyip <laughs> savcılığa spor savcılığı ya Bak. lig kirleniyor diyoruz başka bir şey demiyoruz. Hayır, Hakemler biz... kirletiyor işte göz göre en, göre. En, ender şey de enteresan yani. Biz geçen Ceyda ile yaptığımız programda ya da söyledik. Sen çıkıyorsun. Semih Öztürk çıkıyor. Ali Koç çıkıyor. Basit toplantıları yapıyor. Taraftar isyanda. Hakemler. o pozisyonda offside ver. falan yok değil mi? Yok Hangisi hocam. hocam? Şunu vermediler ona. Ver. Sonra başarısız deyip hocayı gönderdi. Gol pozisyonunda mı hocam? Nasıl? Evet. Yok. Yoktur yani. Yok hocam. Yok. Bir kez daha bakalım ama emin olalım. Yani bu pozisyonun başında offside falan var mı yok mu diye. Yok. Ee, yandan e... Yine offside kamerasından veren bir açı var arkadaşlar. Oradan bir kez de o Serdar anlamda da hatta bakalım daha ama daha da Serdar arkadan, arkadan çıkıyor arkadan geliyor, savunma oyuncusunun. Yani hizadan görmesek bile arkadan çıktığı belirleniyor. Orada daha kolay bir pozisyon görece bu. Yine de bir bakalım biz evet. e, tam açısından. Hattan bakalım yani. Bayağı arkadan hocam. Zaten yan hakem zaten tam paralelinde. Ya yok. Yani çok arkadan çıkıyor canım. Ta evet evet. O e sağ sağ. arkadan Kısaca çıkıyor. tartışılacak yok. bir konu değil yani. Peki bu pozisyonda? Evet, burada, tabii burada şuna da bakın yani gene de tartışılır da pozisyona hareket eden futbolcularda aktiflik falan var mı yok mu o da tartışılabilir yani. Onu da göz ardı etmemek lazım Doğru. pozisyonun içinde mi değil mi diye. Doğru. Gene bir kenarınızda olsun. Doğru. Hani Vedat'ın pozisyonu mu söylüyorsun hocam? Hani aktif alanda pasif alanda bilmiyorum abi kaleci. yani pozisyonun içinde aktif alanda topa giden Vedat rahatsız eden var mı? Her şeye bakmak lazım. Yani. Siz gene de öyle Ama bakın. Ama kaleci etkilenmiyor arada. hocam. Kaleci direkt <laughs> burada kol, e, kol yok. Pilottan daha, en iyi, yok anlarsınız. Kol kol daha iyi anlarsınız. Yani çekimden daha iyi anlarsınız.